Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Samsung Galaxy S24 modeli var. Bildiğiniz gibi Samsung S24 serisini Ocak ayının sonunda bizlerle buluşturdu. Oldukça heyecan verici özelliklere sahip bütün telefonlar, ancak en çok dikkat çeken özellik bildiğiniz gibi Galaxy AI desteği sunuyor olması bu telefonlar. Elbette bütün özelliklere değineceğiz, ancak ben telefonun kutu içeriğinden söz etmek istiyorum ilk olarak. Samsung bildiğiniz gibi artık telefonlarının kutu içeriğinden adaptörü tamamen kaldırmış vaziyette. Bunu da tabii ki çevrecilik adı altında yapıyorlar. Ancak bu bildiğiniz gibi hem Samsung'a hem de Apple'a ciddi bir tasarruf kazandırmış durumda. Onlar da bu durumdan oldukça memnun ki S24 serisine bile adaptör eklememiş durumdalar. Yani bu telefonlara 40-45 bin gibi paralar verip bir de adaptörün çıkmaması, açık konuşmak gerekirse, çok ciddi bir eksi diyebiliriz. Zira kullanıcılar bu adaptörleri harici olarak para verip almak durumunda kalıyorlar. Şimdi telefonun kutu içeriğinden bahsettikten sonra biraz da özelliklerinden bahsetmiş olalım. Benim ilk bahsedeceğim konu ekranı. Bildiğiniz gibi biz kullanıcılar direkt olarak ekranla muhatap oluyoruz ve ekranı bir telefonun bence en önemli noktalarından bir tanesi. Peki Galaxy S24'ün ekranında bizleri ne gibi detaylar karşılıyor? Hemen bahsetmiş olalım. Şimdi bu telefona baktığımızda birazcık kompakt bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz ve bunu ekranında da görmek mümkün. Zira cihazda 6.2 inçlik AMOLED ekran paneli söz konusu. Bu AMOLED ekran panelinin 120 Hz'lik tazeleme oranı sunduğunu söyleyebiliriz ve bu tazeleme oranıyla beraber akıcı bir deneyim bizleri bekliyor. Ancak hemen şunu da belirtmemde fayda var. Artık bildiğiniz gibi Çinli üreticiler 120 Hz'den 140 Hz'lere kadar geçmiş durumdalar. Fakat Samsung ve Apple gibi markalar daha çok bu anlamda ihtiyatlı davranıyorlar ve gelecek nesillere bu özellikleri saklamayı uygun buluyorlar kendi açılarından. Bu bir politikadır. Samsung da aynı politikayı izliyor. Zaten Apple en başından beri bu politikayı izliyor. Yani amiral gemi modellerine bile hemen bu özellikleri getirmiyorlar. Ancak Çinli üreticiler bu anlamda biraz daha hızlı davranıyorlar ve artık özellikle amiral gemi modellerine baktığımızda 140 Hz'leri görmek mümkün. Ancak dediğim gibi S24'te böyle bir durum söz konusu değil. S24'e bak 120 Hz'lik tazeleme oranının ortadan kalkmış oluyor. Zira 2600 nit'e kadar parlaklığı desteklemesi telefonun ekranını dışarıda net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Şimdi telefonun kasasından birazcık bahsetmek istiyorum. Zira bu telefonda alüminyum kasa kullanılmış durumda. Bildiğiniz gibi hem Apple'ın iPhone 15 serisinde hem de Galaxy S24'ün diğer modellerinde alüminyum kasa yerine titanyum çerçeve kullanılmıştı ve bu titanyum çerçeveyle beraber telefon hem daha şık gözüküyordu hem de darbelere karşı biraz daha korunaklı bir hal alıyordu. Ancak Galaxy S24 serisinin en temel modeline baktığımızda burada titanyum çerçeve yerine alüminyum çerçevenin kullanıldığını görüyoruz ve Samsung burada açık konuşmak gerekirse birazcık tasarruf sağlamış oluyor. Ha, bu alüminyum çerçeve kötü mü? Hayır. Bu da gayet oldukça korunaklı bir çerçeve. Zaten telefonun ekranına da baktığımızda, arka yüzeyine de baktığımızda Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu söyleyebiliriz ve böylece telefonun darbelere dayanıklı olduğunu da kanıtladığını ifade edebiliriz. Zira burada Victus 2 bizlere oldukça sağlam bir koruma sunmuş oluyor. Yani bu noktada içinizin rahat olabileceğini söyleyebilirim. Peki telefonun temel donanımında bizleri neler karşılıyor? Hemen bu konuya değinmiş olalım. Bildiğiniz gibi Samsung bazı pazarlarda Exynos'u, bazı pazarlarda Qualcomm'un Snapdragon yonga setini kullanıyordu. Ancak bu telefona baktığımızda, yani Galaxy S24'e baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil. Samsung diyor ki ben bu telefonda direkt olarak kendi işlemcimi kullanıyorum. Yani bu telefonda kullanılan işlemci Exynos 2400. Peki Exynos 2400 bizlere neler sunuyor? Telefonun AnTuTu puanına baktığımızda aslında bu işlemcinin kötü bir işlemci olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Zira bu telefon AnTuTu'dan 1.638.736 puan almayı başarıyor. Bu da amiral gemi modeller arasında oldukça iyi bir puan. Yani aslında bu telefonun işlemcisi de oldukça iddialı bir işlemci. Peki bu telefon AnTuTu'dan bu puanı alırken ne kadar ısınıyor diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu telefonun arkadaşlar 45 dereceye kadar ısındığını söyleyebiliriz. Ancak daha sonrasındaki süreçte, yani
45 dereceye ulaştığında cihaz kendini yavaş yavaş soğutmaya başlıyor ve telefonun ısınması derecesi 44'e 43'e doğru iniyor. Yani 45 dereceye kadar telefon performanslı şekilde çalışıyor. Ancak bu performansı daha sonrasında, yani 45 dereceye geldiğinde, biraz daha dengeli bir hale oturtuyor ve daha sonrasında telefonun derecesi işte 44-43'e doğru düşmüş oluyor. Yani maksimum bu telefonun 45 derecelere kadar ısındığını ve bu ısınmanın sizleri çok fazla rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim. Elbette yine Exynos'a çok mesafeli duranlar olabilir. Ben güvenmiyorum Samsung'un kendi işlemcisine. İlla da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanmak istiyorum diyenler olabilir. O zaman da Samsung ne diyor? O zaman benim üst modellerimi almanız lazım diyor. Mesela S24 Ultra'yı alırsan ben S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanıyorum diyor. Yani böyle bir seçenek söz konusu, ancak tabii ki de arada ciddi bir fiyat farkı mevcut. Peki cihazın kamera performansı bizlere neler sunuyor? Telefonun arka yüzeyine baktığımızda üçlü kamera kurulumunu görmek mümkün. Bu kameralardan şu ortada bulunan kamera ana kamera ve 50 megapiksellik bir kamera. Burada OIS desteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani telefonun arka kamerasıyla bir çekim yaparken eliniz titrese bile cihaz bu noktada herhangi bir zorluk yaşamıyor ve en iyi görüntüyü sizlere sağlıyor. Peki telefonun diğer kameraları nasıl? Hemen ondan da söz etmiş olayım. Burada 10 megapiksellik telefoto lens ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameralar mevcut. Yine bu kameraları da kullanarak güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Biz şimdi sizleri kendi çekmiş olduğumuz fotoğraflarla baş başa bırakalım ve kameranın performansını direkt olarak sizlere göstermiş olalım. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Galaxy S24'ten duyuyorsunuz. Telefonun mikrofon performansı sizce nasıl? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Cihazın ön kamerasına baktığımızda ise 12 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Ben bu kamerayla da çok fazla fotoğraf çektim ve oldukça hoşuma gitti. Açık konuşmak gerekirse Samsung Galaxy S24'ün kamera performansından çok memnun kaldım. Bazen mesela örnek vermek gerekirse kameranın çok iyi çekmediği noktalar oluyordu. Sonra dedim ki kendi kendime, yani bu telefonun kamerası bu kadar kötü değildi. Mesela önceki çektiğim fotoğraflara baktım, gayet iyi. Ancak şunu fark ettim ki fotoğrafı çekmeye çalışırken telefon bana şöyle bir uyarı veriyor. Lütfen lensinizi temizleyin şeklinde bir uyarı veriyor. Yani telefonun bu noktada da sizleri çeşitli noktalardan uyardığını ifade edebiliriz. Bu da oldukça önemli bir nokta. Zira siz telefonun kamerasını kötü zannediyor olabilirsiniz. Ancak orada lensi ufakça bir silmeniz telefonun kamera performansını oldukça arttırıyor. Ve çok iyi fotoğraflar çektiğimi ben gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Özellikle ön kamerayla. Peki bu telefonun pil performansı nasıl? Cihazda 25 watt hızlı şarj destekli 4000 mAh'lik bir batarya mevcut. Bu batarya yeter mi diye sorarsanız kişiden kişiye göre değişir. Yani çok fazla telefonla oynuyorum diyenler bir günü ancak çıkartabilir. Ancak ben çok fazla telefonla oynamıyorum. Gün içerisinde maillerimi kontrol ediyorum ya da işte birkaç telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum, arada Instagram'a bakıyorum diyenler de ikinci günü zorlayabilir. Ancak normal bir kullanımda bu telefonun sizlere verebileceği maksimum performans 1,5 gündür ya da işte çok fazla kullanıyorum diyenler için de bir günü çıkartabilir diyebiliriz. Zaten 4000 mAh'lik bir batarya söz konusu. Ben bu noktada bir şey eleştirmek istiyorum. Bu telefonda 25 watt'lık hızlı şarj desteği var. Bunu eleştirmek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi artık Çinli üreticiler 120 watt ve üzeri şarj adaptörlerini telefonlarla beraber bizlere sunuyor. Ancak burada Samsung yine oldukça cimri davranmış. Galaxy S24'te bizlere
sizlere sadece 25 wattlık hızlı şarj desteği sunuyor. Bu bana çok az geliyor açık konuşmak gerekirse. Tamam, belki S24 Ultra ile beraber 45 wattlık hızlı şarj desteği sunuluyor olabilir. Ancak burada yine 45 wattlık hızlı şarj desteğinin bile yeterli olmadığını söylemek sanıyorum yanlış olmayacaktır. Zira demin de ifade ettiğim gibi 120 wattlar, hatta 200 wattları günümüzde konuşmaya başladık bile. Dolayısıyla bu noktada 25 wattlar, 45 wattlar böyle üst seviye telefonlara yakışmıyor. Peki en merak edilen konuya şimdi geçiş yapacağım. Bu telefonda Galaxy AI desteği var mı? Bildiğiniz gibi Samsung S24 serisini tanıtırken en fazla ön plana çıkardığı özelliği Galaxy AI özelliğiydi arkadaşlar. Hemen şunu söylemiş olayım. Bu özellik S24 serisinin bütün telefonlarında mevcut. Yani S24 Ultra'da ne buluyorsanız S24'te bunun aynısını bulacaksınız. Galaxy AI ile beraber pek çok önemli yenilik bizleri karşılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, üniversite öğrencisisiniz ve S24 kullanıcısınız. Derse girdiniz, işte hoca dersi anlatıyor ve siz de kayıt tuşuna bastınız. Sesini kaydediyorsunuz hocanın. Galaxy AI desteği ile beraber bu kayıttaki en önemli noktaları telefon çıkartıyor, bir özet haline getiriyor ve size bir metin olarak sunuyor. Ve siz de not almak durumunda kalmıyorsunuz ya da not dilenmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu ve bunun benzeri pek çok önemli özellik mevcut. Bunlardan bir tanesi de mesela anlık çeviri desteği. Örnek veriyorum, siz İtalyan bir adamla konuşuyorsunuz. Siz Türkçe konuştuğunuzda telefon otomatik olarak bunu İtalyanca'ya çevirip karşı tarafa bu şekilde aktarıyor. Ancak şunu hemen belirtmekte fayda var. Galaxy AI'de henüz Türkçe desteği yok. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda bu gelecektir. Temmuz, Ağustos gibi bunun gelebileceği konuşuluyor. Yani uzun lafın kısası, Galaxy AI'de şu an Türkçe desteği yok. Ancak önümüzdeki süreçte bu telefona Türkçe desteği de gelecektir diye umut ediyoruz. Ki zaten bunun içinde demin de söylediğim gibi Temmuz, Ağustos ayları konuşuluyor. Bugün sizlerle beraber Samsung'un Galaxy S24 modelini mercek altına aldık. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.